fakültelerimizde yeni Mutezile ön plana çıktı. Akılcılık adı altında. Ben bunu bizzat bazı toplantılarda arkadaşlar Mutezile geri dönmüştür, aklı çalıştıracağız, onlarla beraber olacağız diyen arkadaşlar biliyorum. İsmi mevzu bahis değil. Ve bunlar son zamanlarda farklı farklı görüşler irade etmeye başladılar. Hocam bağışlasın, hepsi öyle değil. Birçok insanlar bugün eğitim merkezlerinde de maal okutuluyor. Tefsir hocaları kolay anlaşılsın diye maal veriyorlar. Ama bazı maal veren arkadaşlar Peygamberin sünnetinden bahsetmiyorlar. Hatta Peygamberimizin sünneti hadisi şerif sayısı 2500'ü geçmez diye iddiada bulunan kişiler var. Bunlar tatlı dilleri, mimikleri, hareketleriyle beraber epey bir cemaat toplamış. Onların gönlünde taht kurabilmek için hadislere dil uzatmaya başladılar. Öbür tarafta özel televizyonu olup Kur'an ilimleriyle meşgul olduğunu iddia eden kişiler açıkça dediler ki sünnet bizim için delil değildir, bizi bağlamaz. Bize Kur'an yeter dediler. Efendim sonradan anladılar ki bu iş olmuyor. Efendim sünnet de delildir ama iyi bir ayıklama gerekir şeklinde bir takım yeni iddialarla gündeme geldiler. Bunlar yaygın hale geldiler. Konya'mızda, hatta köylerde bile bu genç arkadaşlara müttebi olan ehli sünnet itikadını sarsan, zedeleyen beyanlarda bulunan arkadaşlar var. O sünnet, mesela bugün Selefi denilen bir akım var. Selefi denilen bu akımın ekseriyeti Hazreti Peygamber'in hadisleri vefatının 80. yılından sonra devşirilmiştir, toplanmıştır. Aradaki bu kopukluk sebebiyle hadisler bizi bağlamaz diyor ve cumaya katılmazlar, cemaate katılmazlar, imamların arkasında namaz kılmazlar. İddiaları Kur'an İslam'ı diye bir ılımlı İslam Amerikan İsrail projesi olarak İngilizler de dahil Batı dünyasının ortak meydana getirdikleri sünneti, imate ve Kur'an-ı Kerim'i de kendi kafalarına göre uyarlama şeklinde bir hareket başlamıştır. Bu hareket tabii ki revaç bulmuştur ama yok olmaya mahkumdur. Bizde biliyorsunuz son zamanlarda bazı arkadaşların nedense neye dayanarak ve özür dilerim onlardan bir tane hadisi senediyle peygambere kadar ulaştıracak bir adam yok içinde. Yani bugün alacak hadisi efendim an fulan de onların da güvenilir kişi olup olmadıklarını beyan edecek bir bilgiye sahip değiller. Kulak dolmasıyla sünneti inkar edip yalnız Kur'an'a sarılacağız diyorlar. Kur'an ile amel etmek demek bir nevi Müslümanları belirli bir rahavete sevk etmektir. Onun adı da ılımlı İslam'dır. Bunun için uğraşanlar vardır, mevcuttur. Efendim, benim elime 1965'te bir vesika geçti. İsmi mevzu bahis değil. Adamın Amerika'da verdiği bir konferans, büyük ilim adamı Suriye'de. Diyor ki 20 yıldan beri iki dinin birleştirilmesi için çaba harcamaktayım. Epey de mesafe kat ettik Amerikan dostlarımızla birlikte. Başka dostlar da var. Başka dostlar dediği Yahudiler. Dolayısıyla Kur'an'ı ve sünneti kendi mecrasından çıkarıp kendi yorumları ölçüsünde bir İslam diye sunma gayreti içerisindeler. Allah onları ıslah etsin.